Yine bir faciayla karşı karşıyayız. Yangın, orman yangınlarının ardından bu defa sel felaketiyle mücadele ediyor ülkemiz. Batı Karadeniz'de Bartın, Kastamonu, Sinop ve Karabük illerimiz bugün sabah, dün gece ve bugün sabah itibariyle büyük bir sel yaşandı. Güneyde kuraklık ve sıcaklık, kuzeyde ise sel ve taşkınlar ülkemizi olumsuz etkiliyor. İklim krizi, küresel ısınma dünyayı olduğu gibi Türkiye'yi de ciddi anlamda olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kastamonu'da etkili yağışın Bozkurt ilçesinden geçen Ezine çayı üzerindeki bir HES barajını patlattığı bilgisi iletiliyor. Maalesef Karadeniz bölgesinde Doğu Karadeniz olsun, Batı Karadeniz olsun çok sayıda HES mevcut, hidroelektrik santraller mevcut ve bu HES'ler her yağmur yağdığında sellerin daha kolay oluşmasına neden oluyor. Her selden sonra HES'lerle ilgili gerçekleri anlatıyoruz, HES'lerle ilgili yanlışları anlatıyoruz ama birileri sessizce sadece dinliyorlar. Bartın Ulus'ta son 24 saatte metrekareye düşen yağış miktarı 302 kilogram. Bartın'ın yıllık toplam yağış miktarı ise 1044 kilogram. Yani bir yılda yağması beklenen yağışın, yağmurun üçte biri son 24 saatte Bartın'a yağmış durumda. Yağmurun şiddetini, miktarını engelleme şansımız yok. Hiçbir kulun bunu engelleyebilme şansı, yeteneği yoktur. Ama yağmurun, şiddetli yağmurun sel olmasını engelleyebiliriz. Yeter ki duyarlı, doğru çevre politikalarımız olsun. Yeter ki doğru politikaları uygulayalım. Karadeniz İklim Eylem Planı var ama kağıt üstünde var. Maalesef uygulanmıyor. Sadece kağıt üstünde bir eylem planı olarak duruyor. Sinop, Ayancık ve Türkiye ilçeleri olumsuz anlamda etkilendiler selden. Ayancık ilçesinde devlet hastanesi boşaltılıyor. Köprüler çökmüş durumda. Şehir merkezi harabe hale gelmiş durumda. Yurttaşlarımız da evlerinde mahsur kalmış durumdalar. Kastamonu'da ve özellikle Ayancık'ta. Umarım yangın, orman yangınları felaketinde koordine olamayanlar bu defa sel felaketinde koordine olurlar. Ancak bölgeden milletvekillerimizden bize ulaşan bilgilere göre burada da ciddi bir koordinasyonsuzluk mevcut. Bu hava şartları izin verdiği müddetçe bu koordinasyonun sağlanması gerekiyor. Karadan kurtarmanın imkansız olduğu belirtiliyor. Köprülerin çökmüş olması, yolların çökmüş olması nedeniyle havadan kurtarma ekiplerinin bölgeye intikal etmesi gerekmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak Genel Başkanımızın talimatıyla hemen bir heyet kurarak sel bölgesine yönlendirdik. Yangın bölgesinde bir süredir görev yapan Grup Başkan Vekilimiz Engin Altay bu defa sel bölgesine gidiyor. Grup Başkan Vekilimiz Engin Altay başkanlığında Kastamonu Milletvekilimiz Hasan Baltacı, Bartın Milletvekilimiz Aysun Bankoğlu ve Sinop Milletvekilimiz Barış Karadeniz'den oluşan heyetimiz şu anda bölgede. Barış Karadeniz Vekilimiz, Sinop Milletvekilimiz Ayancık'a girmek üzere, Ayancık'a ulaşmak üzere. Yollar kapalı olduğu için, yollar çöktüğü için zor şartlarda Ayancık'a ulaşmaya çalışıyor. Sinop Belediye Başkanımız hakeza Ayancık'a ulaşmaya çalışıyorlar. Bugün devlet desteğine çok ihtiyaç var. Afet bölgesinde, selin yaşandığı bölgede devletin desteğine çok büyük ihtiyaç var. Genel Başkan Yardımcımız, yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Seyit Torun, yerel yönetimlerimizin yardımlarını koordine etmekle meşgul uğraşıyor. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler, Türkiye'nin neresinde olursa olsun bir felaket yaşadığımızda, benzer bir felaket olduğunda elini uzatmıştır, yardımcı olmuştur, olmaya devam edecektir. Bu kapsamda sel bölgesinde de Cumhuriyet Halk Partili belediyeler gereken neyse onu yapacaktır. İş makinesi ise iş makinesi, yardımsa yardım, gıda ise gıda, yiyecek içecekse yiyecek içecek bir şekilde bölgeye ulaştırılacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak kurduğumuz heyet çalışmalarını gerçekleştirecek. Genel Başkanımız an be an bilgilendirilmektedir. Biz bugün siyaset yapma günü değil, siyaset yapmıyoruz, siyaset konuşmuyoruz. Bugün afetten yaralarımızı sarma gündür. Bugün bu afetin sonuçlarını daha aza indirgeme günüdür. Şüphesiz ki eksiklikleri, beceriksizlikleri, şüphesiz ki bugüne kadar yaptığımız uyarıların dikkate alınmamasını, Paris İklim Anlaşması'nın hala uygulanmamış olmasını, HES'lerle ilgili yapılan yanlışları, Karadeniz bölgesinde bu kadar çok HES'in yapılmasını, pek çok konuyu şüphesiz ki önümüzdeki günlerde konuşacağız.
Bunları not ediyoruz ve bunları önümüzdeki süreçte gündeme getireceğiz. Bugün bu afetten daha az zararla nasıl kurtuluruz? Yurttaşlarımıza yardım nasıl ulaşır? Tahliyeler nasıl gerçekleştirilir? Ne kadar hasar tespiti vardır? Bunların yapılmasının günüdür. Siyaset günü değildir. Bunu belirtmek istiyoruz. Tüm selden etkilenen tüm illerimizde, yurttaşlarımıza, illerimize, vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Can kaybına ilişkin şu ana kadar ulaşan bilgiler bir can kaybının olduğu yönde, iki affedersiniz can kaybının olduğu yönde, bir yaşlı yurttaşımızın aranmakta olduğu, sel sularına kapıldığı yönde. Umarım çok can kaybı olmaz. Biz tüm yurttaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yaşamını yitirenlere başsağlığı diliyoruz. Türkiye Ağustos ayında ciddi afetlerle karşı karşıya. Orman yangınları 13-14 gün sürdü. Az önce Burdur'da da başladı bir orman yangını ve ciddi anlamda evler tahliye ediliyor, köyler tahliye ediliyor, yurttaşlarımız etkilenmiş durumdalar. Bu gösteriyor ki koordinasyon eksikliği var. Hükümetin afet durumunda koordine olamadığı ortaya çıkıyor. Önümüzdeki günlerde bunları konuşacağız. Önümüzdeki günlerde bu konularda gerekli uyarılarımızı yapmaya devam edeceğiz. Ve yapılan yanlışlıkları kamuoyuna sunmaya devam edeceğiz. Ama bir an evvel sel bölgesine havadan tahliye imkanları sağlanmalıdır. Askeri helikopterler bölgeye ulaştırılmalıdır. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait helikopterlerimiz bölgeye ulaştırılmalıdır. Valiliklerimiz gerekli ihtiyaçlar neyse istediklerini açıklamalıdır. Gerekirse silahlı kuvvetlerden, hava kuvvetlerinden takviye destekler istenmelidir. Biz kısaca bunu söylemek istedik. Bölgede milletvekillerimiz görev yapıyorlar. Milletvekillerimiz gerekli çalışmalarını yapıyorlar. Önümüzdeki günlerde heyetimizin yanında bizler de yer alacağız ve bölgedeki yaraların sarılması için Cumhuriyet Halk Partili belediyelere ne görev düşüyorsa gereği yapılacaktır. İstanbul, Ankara, İzmir büyükşehir belediyelerimiz başta olmak üzere nasıl ki orman yangınlarında Muğla ve Antalya'nın yanında olduysak bu defa Karabük'ün, Kastamonu'nun, Bartın'ın ve Sinop'un yanında yer alacağız. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Soru varsa alabilirim. Peki, teşekkür ederiz arkadaşlar. Çalışmalar. Kolay gelsin. Kolaylıklar arkadaşlar.